arkadaşlar. Merhaba, nasılsınız? Yeni bir video ile tekrardan beraberiz. Normalde bu iki ayrı bilgiyi tek bir videoda paylaşmak istedim. Fazla zamanınızı çalmamak için, ama bu 15 dakika kuralına takıldığım için bunu yapamayacağımı fark ettim ve bu kısmı ayırdım. Evet sevgili dostlar, günlerdir buna çalışacağım dedim ama inanın hiç fırsatım olmadı. Ama insanları da beklettikçe can sıkıcı bir hal aldığı için dedim ki ya bildiğim kadarıyla anlatayım. Bilmediğim yerde şöyle bir kopya çekeyim. Hemen kitabımın sayfasını çektim. Oradan kopya çekerek ben dostlarıma yardımcı olayım diye bu pre-trip inspection videosunu sizin için çekiyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ben Pensilvanya'da aldığımı söylemiştim ehliyeti. Bu işin mantığını öğrenin. Farklı eyaletlerde farklı olabilir. Artık ona göre bir yol çizersiniz. Bu işin ben size mantığını anlatıyorum. Okey. Şöyle başlayabiliriz. Pre-trip inspection inside the cabin. Windshield. Good and secure. No crack, no damage. Mirrors. Good and secure. No crack, no damage. Adjust. İkinci bölüm. Emergency equipment. Seat belt. Arkadaşlar seat belt'i anlatırken bir yandan da kemerinizi takıyorsunuz. Good and secure. No crack, no damage. Lock. Sesi duyduk. Fuse box and extra fuses. Present. Fire extinguisher. İsmini bir türlü söyleyemediğim şey. İnşallah bir sefer doğru söylemişimdir. Yangın söndürücü. Bunun sözlükten şeyine bakarsanız. Good and secure. Fully charged. Be reflective warning triangles. No crack, no damage, all present. Bunlar da ne? Reflektörler arkadaşlar. Hani yolda kaldığımızda arkaya koyuyoruz ya. Onlar da aracın içinde oluyor. Onları gösteriyorsun. Daha sonra dashboard'a geliyorsunuz. Dashboard'u inşallah görebiliyorsunuzdur ya. Put key on position demeyi unuttum ben size. Yani kontağı çevir. Çevirdikten sonra diyorsun ki clearance lights and headlight switch. Şuradan clearance lights, yani o üstteki ışıklarla şeyi yaktık. Şu anda gördüğünüz üzere headlightlarımız yanıyor. Şimdi low beam, high beam. Yani normal kısalarımız şu anda. Uzunlarımızı yakıyoruz. Uzunları yaktık, geçtik. Turn signal switch right left. Sağ sinyal çalışıyor, sol sinyal çalışıyor. Windshield wiper switch. Cam sileceklerimiz. Böyle bir tur döndürüyorsunuz. Daha sonra windshield washer fluid button. Cam suyu çalışıyor mu? Yıkıyor mu? Gördüğünüz üzere yıkıyor. Four way emergency flasher switch. Dörtlülerimiz şurada görüyorsunuz. Çalışıyor. Steering wheel. Yani direksiyon. No more than 2 inches of free play. Yani şöyle yaptığınız zaman boşluk 2 inçten fazla olmayacak. City horn. Şöyle bu must sound horn. Yani çalışmak zorunda. Ses çıkartmak zorunda. Bu kısmı böyle hallettik. Daha sonra arkadaşlar şöyle geliyoruz. Dashboard'umuzu görüyorsunuz değil mi? Oil pressure gauge. Bunları artık gösteriyoruz. Yani ben biliyorum arkadaş. Bu burada, yani ne olduğunu biliyorum diye anlatıyoruz. Oil pressure gauge. Water temperature gauge. Yani su hararet göstergesi. Voltmeter. Bu arabadaki şeyde. Şurada arkadaşlar. Sizin arabanızda, muhtemelen tırınızda ortada bir yerde göreceksiniz onu. Air pressure gauge. Primary air pressure gauge. Secondary. Bende tek bir göstergede ikisi var. Sizde belki de, benim girdiğim sınavda öyleydi. İki tane saat vardı. Onları gösterirsiniz arkadaşlar. AC and heater control. Burayı hallettikten sonra AC and heater control. Turn defroster and front vents on. Check with your hand and tell inspector that it works. Yani AC'miz ve buz çözücümüz, camdaki işte o şeyi çözen, çalışıyor mu diye kontrol ediyoruz. Şunu çevirdim arkadaşlar. Çevirdikten sonra şöyle uzanıyorum. Uzanıp elimle kontrol ediyorum. Neyse arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra turn key out of ignition. Yani kontağı kapat. Şimdi arkadaşlar ikinci aşamamızda artık air brake teste başlıyoruz arkadaşlar. Bundaki amacımız şu. İlk etapta arabamızda sistemde hava kaçağı var mı diye kontrol edeceğiz. İkinci aşamasında eğer ki arabamızda sistemde hava kaçağı var ise ikaz sistemlerimiz çalışıyor mu, bunu kontrol edeceğiz. Daha sonrasını geldikçe anlatırım.
Şimdi öncelikle arabamızda hava kaçağı var mı diye kontrol ederim. Ne diyor? Airbrake test diye başlıyorsunuz. Turn key on. Bu arada benim sensör arızalarım var arkadaşlar. Bunlar hani serious problem değil. O yüzden hiç takılmayın bunlara. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Turn key on dedik. Lights and buzzers on, duymuşsunuzdur zaten, ses geldi. Start engine and build air pressure up to 125 psi by pressing gas pedal at 1500 rpm. Şimdi önce söylüyoruz, sonra yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz yani? Arabanı çalıştır, gaz pedalına 1500 rpm'de sabitleyerek hava basıncının 125 psi olana kadar bekle diyor. Tamam. Tırımızı çalıştırdık. Gaza basıyorum arkadaşlar. RPM'i 15.000'e kadar getiriyorum. RPM'i 15'e getiriyorum. Bir yandan da air pressure'ımı izliyorum. Air pressure'ım şimdi 125 PSI'ye gelecek. Bu 125 PSI'ye geldiği zaman dostlar, araba böyle hapşırıyormuş gibi bir ses çıkartacak. Bilen arkadaşlar biliyor da vallahi Türkçesini bilmiyorum, kusuruma bakmayın. O zaman bu iş tamamdır. Bakın. Evet. Ses size geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Ama oldu. Governor is on, Ventrax sinis. Daha sonraki aşamamız dostlar, put tractor in gear and turn engine off. Tırı vitese tak ve engine'i kapat. Release brake buttons. Fren butonlarına basıyoruz arkadaşlar. İkisine de bastık. And then push brake pedal and hold it. Or wait for 1 minute. Air pressure drop no more than 4 psi. Arkadaşlar bir dakika bekleyin ve air pressure'ın tabii şunu çevirmezsek nasıl göreceğiz, o da ayrı bir şey. Air pressure'ın 4 psi'den fazla düşmediğini görün diyor. Önemli olan nokta şu arkadaşlar. 1 dakika bekle diyor ya. Sakın onu 30 saniye, 20 saniye falan değil. 57 saniye bile değil. Önünüzde bir saat olacak. O saati böyle göstererek evet ben buradan takip ediyorum deyip onu sıfırlayıp onun 1 dakika olduğunu bekleyin. 1 dakika geçtikten sonra start pumping brake pedals to drop air pressure. Yani fren pedallarını pompalayarak hava piyasayını düşüreceğiz. Hava piyasayı 60 piyasaya geldiği zaman warning lights and buzzers on. Yani ikaz lambası yanacak ve arabada ikaz sesleri olacak. 40 PSI ile 20 PSI arası, bu saat düşecek ya, saat düştükçe 40 ile 20 arası iki fren butonumuz pop out yapacak. Yani atacak. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar attı ya, artık tamam. Daha sonra motor, arabayı tekrardan çalıştıracağız. Tekrardan arabanın RPM'ini 1500 RPM'e getirip hava PSI basıncı 125 PSI olana kadar bekleyeceğiz. Ve ondan sonra da diyeceğiz ki hava basıncımız gayet normal durumda. Şimdi biz bunun İngilizcesine başlayalım. Okey. Nerede kalmıştık? 1 dakika tutuyorduk arkadaşlar. 1 dakika tuttuktan sonra start pumping brakes pedal to drop air pressure. Şimdi görüyorsunuz düşüyor. Şimdi birazdan sesler gelecek 60 PSI'da. Gördünüz, uyarım geldi. Şimdi between 40 and 20 PSI brakes buttons pop out. Görün şurayı. Gördünüz, bu da attı. Okay, perfect. Şimdi artık her şeyi normale getiriyoruz, normale döndürüyoruz. Yani arabamızı tekrardan çalıştırıyoruz. Start engine and build air pressure up to 125 PSI by pressing gas pedal at 1500 RPM. Şimdi 1500 RPM'e getiriyorum ve tekrardan air pressure'larımı yükseltiyorum. Gözüküyor mu oradan? Gözüküyor. Özür dilerim, bir şey demeyi unuttum size. Şimdi onu hallettik. 15 RPM'e tuttuk. Şimdi tekrardan anlatıyoruz. Diyoruz ki at 60 PSI
Warning lights and buzzers off. Tabi bu arada ben videoyu çektiğim için o gitti. Yani uyarı sinyalleri vardı ya, uyarı ikaz işaretleri vardı, onlar gitti. Biz devam ediyoruz. Şimdi 125 piyasaya geldiği zaman, burayı tekrardan keseceğim. 125 piyasaya geldiği zaman arkadaşlar diyeceğiz ki governor is on, Ventrax sinis diyeceğiz ve dönüp şöyle gururla hey dostum, air pressure is good diyeceğiz. 125 piyasaya olunca durum bu. Arkadaşlar bir sonraki aşamamızda check trailer brakes yapacağız. Yani trailerımızın fren sistemini kontrol edeceğiz. Bunun için önce Türkçesini size söyleyeyim. Arabayı vitese koyacağız. Traktörün kafanın yani sarının frenine basacağız. Yani frenine basacağız, doğru. Ondan sonra yavaşça ilerlemeyi deneyeceğiz. Traktör ve trailer ilerlemeyecek. Sonra bunu geri çekeceğiz. Bu işin Türkçesi. İngilizce kısmına gelelim. Ve hareket işlemi de size göstereyim. Okay. Check trailer brakes. Put tractor in gear. Release tractor. Yellow brake button. Birazcık bekledim. Try to move slowly. Tractor and trailer don't move. Okay arkadaşlar. Okay. Return brake button. Geri döndürüyoruz. Okay. Second step. Check the tractor brakes. Yani şimdi kafanın frenlerini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Traktörün frenleri nasıl? Bunun için de bir sefer kırmızıya basacağız. Trailer'ın fren butonuna basacağız. Yavaşça hareket etmeyi deneyeceğiz. Hareket etmeyecek ve freni geri eski haline getireceğiz. Okay. In English. Check the tractor brakes. Release trailer red brake button. Try to move slowly. Tractor and trailer don't move. Deniyoruz. Pardon, araba boşta. Gördüğünüz üzere gaza basıyorum ama gitmiyorum. Okay. Arabayı boşa aldım. Return brake button. Bunu da çektik. Okay. Ve son basamak. Bunda da arabamızın yolda giderken hani servis frenlerimiz çalışıyor mu çalışmıyor mu bunları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bunun için de önce Türkçesini söyleyeyim. Her iki frene basacağız. Sisteme havayı göndereceğiz. 8-10 feet ileriye doğru yavaşça ilerleyeceğiz ve frene basacağız. Bu hareketin sonunda araba duruyorsa yani bizim servis frenlerimiz iyi durumda. Yani bu kitabi bilgiyi size anlatıyorum. Okay, in English. Check service brakes. Release both brake buttons. Move forward slowly around 8-10 feet. Push brakes pedal. Tractor and trailer stop. Put truck in neutral. Return brake buttons. Ve air brake test finished. Dostlar, işte air brake test dediğimiz, pre-trip inspection dediğimiz insight, yani içerisiyle ilgili kısım bu. Ben Pensilvanya'da aldım bu ehliyetimi. İşin mantığı bu. Farklı kelimelerle süslenebilir, farklı yerlerde farklı anlatımlar olabilir ama işin mantığını anlarsanız çok da fark etmiyor yani. İşin amacını öğrenin, neyi neden yaptığınızı öğrenin. Geri kalan kısımda farklı eyaletlerde farklı şekilde söyleniyordur. Onu artık çalışıp yaparsınız ama olayı gözünüzde büyütmeyin. Gördüğünüz gibi çok basit bir şey. Durum bu. Videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Like, daha doğrusu dislike yapan arkadaşlara çok saygı duyuyorum ama videoyu izleyip hele bile bir şey öğrenip like yapmıyorsanız o arkadaşlara gönül koyduğumu belirtmek isterim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.